Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. İnsanlar vardır, gelir geçer. İnsanlar vardır. Gelirler ama geçmezler. Onlar kalıcıdır. Siz onları kazımaya çalışsanız dahi kazıyamazsınız. Fatih Sultan Mehmet'in kazınmadığı gibi, ne bileyim Kanuni'nin kazınmadığı gibi, ne bileyim Selahaddin Eyyubi'nin kazınmadığı gibi, biraz daha geriye gidelim. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin kazınmadığı gibi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kazınmadığı gibi, İsa'sından, Musa'sından, İbrahim'inden, Adem aleyhisselama kadar kazınmadığı gibi, bunları kazmak isteseniz dahi kazıyamazsınız. Bu topraklarda da kazınmayan muhteşem insanlar olmuş. Bu topraklar İslam'ı, Allah sevgisini, Muhammed Mustafa sevgisini, insan sevgisini bunlarla öğrenmişler. Bu muhteşem zatlardan birisi İbnül Arabi. Bunu bizim önümüze ne derlerse desinler, kazıyıp atmaları mümkün değil. Yine bu topraklardan geçip gitmeyen, bu topraklarda gömülen muhteşem insan Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Aynı çağda yaşamış büyük veli, büyük pir Hacı Bektaş-ı Veli. Onlardan hemen çocukluğunda onları tanıyan yine büyük insan Koca Yunus, bizim Yunus'umuz. Bu dört büyük muhteşem insan Anadolu'daki insanların din algılarını, Allah algılarını, Resul algılarını, insan algılarını değiştirmiş. O koca Hacı Bektaş Veli Hazretleri 72 milleti bir görmedikçe kemale eremezsin demiş. Baş köşeye insan oturtmuş. O koca Hazreti Mevlana, sen bu alemin hazinesisin demiş. İnsanı baş köşeye oturtmuş. Yine o koca Yunus, biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü deyip yine baş köşeye oturtmuş. Kıymetli dostlar, bu geceki Şeb-i Aruz temamız Hazreti Mevlana'da insan. İnsan, alemin varoluş sebebi insan, dinlerin varoluş sebebi insan, peygamberlerin yeryüzüne indiriliş sebebi insan, kitapların indiriliş sebebi insan, meleklerin yaratılış sebebi insan, bütün kainatların, çünkü Fatiha-i Şerife'de Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir alem değil, alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi dendiğinde bir alem değil, alemlerin. Hatta ben o alemlerin sonsuz olduğunu düşünürüm. Alemler sonsuzdur. Bir alem değildir. Bir sonsuzluk alemi vardır. O sonsuzluk aleminin Rabbi Allah'tır.
ve Allah bu sonsuzluk alemini insan için yarattı. Yaratılış sebebi insan. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, sen alemin cevherisin der. Kimdir bu? İnsandır. O insan alemin cevheridir. Kıymetlidir. Ve o insan kadar alemde kıymetli bir varlık yoktur. Melekler sizin kadar kıymetli değildir. Din ve dinler sizin kadar kıymetli değildir. Dinler insan için indirilmiştir. Sizin sağlığınız yetmezse oruç tutmaya tutmazsınız. Sizin sağlığınızı bozacaksa oruç tutmak, siz orucu bozarsınız. Ve sağlığınızın bozulacağını bile bile oruç tutarsanız günaha girersiniz. Çünkü din insan için vardır. Eğer açlıktan ölme noktasına gelecekseniz haram olan şarabı içebilirsiniz. Haram olan domuz etini yiyebilirsiniz. Haram olan leşi yiyebilirsiniz. Yemeniz farz olur. Çünkü siz önemlisiniz. Birinci derecede insan önemli. İnsan. Eğer bu topraklarda bir medeniyet oluştuysa ve o medeniyet 500 yıl boyunca insanlara ahlakı, insanlara güzelliği, doğruluğu, iyiliği, şehirleşmeyi, kültürü, sanatı, şiiri, hikayeyi ve bilimdeki yenilikleri getirdi ise temelinde insan sevgisi vardır. Ve yıkılmasının sebebi de bunları götüremeyişidir. Kıymetli dostlar, yiğit düştüğü yerden kalkar. Bayrak indiği yerden tekrar göklere çıkar. Hazreti Mevlana der ki, sen kayıbını kaybettiğin yerde ara. Eğer Bayrampaşa'da bir para düşürürseniz, Bursa'da aramayın. Bayrampaşa'da arayın. Sizin bir yerde bayrağınız gönderden aşağı çekildiyse kaybettiniz. Tekrar oradan göndere çekin. Kaybettiğiniz her mevziyi teker teker almak zorundasınız. Dostlar, işte o medeniyet bu insan felsefesiyle kuruldu. İnsanların dinlerini önüne koymadık. Biz onların insanlıklarını koyduk öne. Hazreti Mevlana'nın felsefesi, Hazreti Mevlana'nın din olgusu, dini süzüşü bu topraklarda yer buldu. Koca Yunus'un dini algısı, insanlara olan algısı bu topraklarda yer buldu. Hristiyanıyla, Yahudisiyle, ateistiyle, putperestiyle, dinlisiyle, dinsiziyle, işte bu muhteşem görüşün ve düşüncenin kanatlarının altına geldi. Ve Hristiyanlar dediler ki, Hazreti Mevlana'nın sözüne baktılar. Hazreti Mevlana onlara seslendi. Dedi ki, inananlar, müminler olgunlaşmış üzüm tanesi gibidir. Mümin olmayanlar olgunlaşmamış üzüm tanesi gibidir. Kardeş adayımız. Onlar da ne yapacaklar? Olgunlaşmış üzüme bakaraktan olgunlaşacaklar. Ötelemek yok, itmek yok. O insan. O insan. Ona kıymet vermek, ona değer vermek gerekir. Niçin? O çünkü insan. Dini, dili,
ırkı, rengi, hepsi de insan olmasının arkasında, önünde değil, insanı insan eden en önemli, en önemli, en önemli özelliği de ahlakı, güzel ahlakı. Devamlı size yalan söyleyen bir Müslüman mı istersiniz? Yoksa hiç yalan söylemeyen yanınızda bir Hristiyan mı istersiniz? Devamlı ahlaksızlıklarıyla öne çıkmış bir Müslüman mı istersiniz? Yanınızda dostluk kuracağınız, yoksa ahlakıyla on numara bir gayrimüslim mi istersiniz? Ahlak önde. Yanınızda Allah'a aşık bir dost mu istersiniz? Yoksa Allah'a aşıklıktan uzak bir dost mu istersiniz? Aşık mı tercih edersiniz yoldaşınız için? Aşıklıktan payı olmayanı mı tercih edersiniz? Bütün erkeklere sorsak, desek ki eşlerinizin size aşık olmasını istemez miydiniz? Bütün erkekler diyeceklerdi ki, ah hocam, ah Mustafa Özba, ciğeri bizi yaktın. İstemez miydin eşim bana aşık olsun? Gece kalksın benden habersiz, benim yüzüme baksın, baksın ağlasın. Ben daha bir şey söylemeyeyim, benim gözümden anlasın. Erkekler uçtu şimdi. Hatta desin ki, ben böyle yürürken ayağım halıya takılsa, oh dur bey, ne oldu? Ayağın halıya takıldı, ayağın incidi mi ki? Ne muhteşem değil mi kadın? Sakın yanınızdakine bakıp da sen böyle misin deme. Buradan boşanıp gitmeyin. Buna sebep olmayayım ben. E şimdi bir de erkek profili çizerim. Bir erkek kişinin eşi soruyor, beni ne kadar, nasıl seversin? O da cevap veriyor, aşkım, canım, bir tanem, sen benim kör düğümümsün. Müslüman erkekler, kendilerini Müslüman erkek görenler, hiç eşlerinizi gördüğüm gibi sevdiniz mi? Sizin peygamberiniz öyle severdi. Hazreti Ayşe annemiz sorardı ona, ya Resulallah, beni nasıl seversin? Gördüğüm gibi ya Ayşe. Arada Ayşe validemiz hatırlatırdı, ya Resulallah, gördüğüm ne alemde? Cevap muhteşem, ilk günkü gibi, ilk günkü gibi. Kadınlar diyecekler ki şimdi, kadın kardeşler, böyle adam var mı hocam? Böyle kadın ve erkekler olmadığı için biz mutsuzuz. Çünkü insanı insan eden aşıklığıdır. Hazreti Mevlana der ki, eğer aşktan nasibin yok ise, çok 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 özür dilerim, eşekten farkınız yok. Bu söz bana ilk okuduğumda ağır gelmişti. Kendimce şöyle demiştim, ey koca bir, tam o zaman yaşında henüz daha 26-27 idi. Ağır söz söylemişim. Öyle demiştim. Üzülmüştüm. Ya neden Pir Efendi böyle ağır bir söz kullanmış diye. Sonradan hayat, baktım ki insanların aşksızlığını gördükçe Hazreti Pir'e bırakın hak vermeyi, dedim ki ey Pir, gerçekten sen edebinden az söylemişsin. Aşıklıktan payı olmayan
eşeğin kara kökü dedim. Aşıklıktan payı olmayan eşeğin kara kökü. Niçin? O insani vasfa bürünmemiş. İçsel olarak o bir şeyi sevmemiş. Oysa insan sevgiden yaratılmıştı. Hani Hazreti Mevlana yine Mesnevisinde der ki, ey ahmak, o seni sevdi. Kim? Allah. O seni sevdi. Şimdi sıra sende. Sen de onu sev. Eğer insan bu manada Allah'ı sevemiyorsa sıkıntı var. İşte o sebepten dolayı diyor ki yine ayet-i kerimede, o esfel-i safiline düşer. O görüntüde insandır. Görünüşte insandır. Ama içi insan değildir. Yine Hazreti Mevlana der ki, nice görürsün onları insan zannedersin. Ama onlar sureten insandır. Sireten iç alem olarak değil. İşte insan bu manada güzel ahlakıyla ve Allah'a olan aşkıyla ancak kainatın ve kainatların merkezine oturur. Çünkü o Allah'ı bilebilendir. Çünkü insan Allah'ı tanıyabilendir. Çünkü insan Allah'ı tekleyendir. Çünkü insan Allah'ın sıfatlarının tecelliyatını idrak edebilecek olan yegane tek varlıktır. Çünkü insan ancak Allah'ı tanımak, bilmek, ancak Allah'ı tesbih etmek, teşbih etmek ve tenzih etmek için yaratılmıştır. Çünkü insan bu manada var ise Allah'ın varlığının anlamı vardır. Eğer insan yok ise Allah'ın varlığının anlamı yoktur. Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki, bütün alem, bütün alemler süslense, bütün alemler harika bir hale gelse, eğer orada diyor kal ve çakmak yok ise, orası bir rüzgardan ibarettir. Kal ve çakmak kadın ve erkektir, insandır. Eğer bu alemde insan yok ise, alemler hayaldir. Tek erkek, erkeksi bir dünya değil. Erkeksi bir dünya değil. Hazreti Mevlana kadını da koyar. Eğer bu alemde kadın ve erkek yok ise, o zaman alemin anlamsızdır. Bir rüzgardan ibarettir. Hiçbir değeri yoktur. Bu dünyayı ve alemleri değerli kılan erkek ve kadındır. Sonuçta insandır. Dünya sizin için yaratılmıştır. Alemler sizin için yaratılmıştır. Siz olmazsanız alemlerin bir anlamı yoktur. Siz olmazsanız haşa, Allah anlamsız olacaktır. Anlamsızdır. Çünkü o Allah, hadisi kutsi öyledir. Hiçbir şey yok iken, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Varlığa bürünmemiş hiçbir şey. Hiçbir şeyin yok olması, Allah var ama Allah da anlamsız. Ya Resulallah, hiçbir şey yok iken Allah neredeydi? Amadaydı. Ama bulutumsu bir şey. Anlamsız. Ne manaya geldi belli değil. Yer mi, içer mi, kuvvetli mi, kudretli mi? Bilinmiyor. Onu bilecek hiçbir şey yok çünkü. Hadis-i kutsi devam ediyor. Hiçbir şey yok idi. Allah var idi. Hiçbir şey yok. Yokluktan
varlığa geçiş. Allah var idi. İkinci cilt. Taayyünsüzlükten, bilinmezlikten bilinirliğe geçmek. Bilinmezlikten bilinirliğe geçmek. Allah var idi. Ve Allah insanı yarattı. Bilinmezlikten bilinirliğe geçti. İlk bir şey yarattı. O bir şey de Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyeti. Onu zikretti. Onu tesbih, teşbih etti. Yani vasıflandırdı, sıfatlandırdı. Allah kudret sahibi dedi. Allah kuvvet sahibi dedi. Allah işitici dedi. Allah bilici, duyucu, görücü dedi. Bu Allah'ın hoşuna gitti, sevdi. Allah tanınmaklığı Allah'ın hoşuna gitti. Tanınınca Allah sevdi tanınmaklığı. Ve tanınınca kendisini tanıyanı, tatif etti. Dostlar, onu tanıyan insandır. İnsanların en şereflisi, en kıymetlisi, insanların ve varlığın ilki kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Adem henüz çamur değil iken ben peygamber idim. Alemler henüz yaratılmamış iken ben peygamber idim. Ben peygamberlerin evveli ve ahiri sonuncusuyum. Benden sonra ne bir nebi, ne bir resul gelmeyecektir. Bu hadis-i şerifleri inkar edenler kendi peygamberliklerini ilan etmek için söylüyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra ne bir nebi, ne bir resul gelmeyecektir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi de öyle dinler üstü, peygamberler üstü bir kimse değildir. O kendi lisanıyla ben Kur'an'ın kuluyam, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyam. Bunun dışında söylenen sözlerden de, söyleyenlerden de uzağım diyen kimsedir. O zaman peygamberlik yoktur. Ben peygamberim diyen, ben nebiyim diyen, ben resulüm diyen kafadan çatlağa fazlalaşmış, tedaviye ihtiyacı olan bir kimsedir. Tedaviye ihtiyacı var. O zaman işte Allah'ı ilk tanıyan, ilk bilen, ilk teşbih eden insandır. Ve Hazreti Mevlana o insanı da alemlerin baş köşesine oturtturur. Ve der ki, alemler senin için yaratıldı. Sen bu alemin cevherisin. Başka bir beytinde de der ki, sen bu alemin temelisin. Başka bir beytinde der ki, sen arısın. Bala ve peteğe muhtaç değilsin. Arı olan sensin der. Bu alemi dizayn edecek olan insandır. Bu dünyayı yaşanabilir hale getirecek olan insandır. Bu dünyayı cennete çevirecek olan insandır. Evlerinizi cennete çevirecek olan sizsiniz. İnsandır. Evde mutluluk ağacı dikecek olan sizsiniz. İnsandır. Birisi sizin evinize mutluluk ağacı dikmez. İnsanlar kendileri evlerine mutluluk ağacı dikerler. Birisi sizin sokaklarınıza mutluluk ağacı dikmez. Belediyelerimiz son 10 yılda muhteşem hizmetler ediyorlar. Yollar, köprüler, ben İstanbul'a ayda bir iki sefer geliyorum. Muhteşem işler görüyorum. Benim yaşım 53. Ben Türkiye'de yaklaşık 87'den beri gezmediğim yer yok.
86'da ben Nevşehirli Abdullah Gürbüz Efendi'ye intisap ettim. 88'den 90'a kadar Ege bölgesinde, 90'dan sonra Türkiye'nin büyük bir kısmında seyahat ettik biz. Sivas'ı, Konya'sı, Nevşehir'i, Malatya, Erzurum, Erzincan, Samsun, İstanbul, İzmir, kıyı şeritleri. Bizim üstadımızla gitmediğimiz bir yer kalmadı. Tek geliş gidiş yol bulduğumuzda harika diyorduk ya. Geliş gidiş yol var. Geçen gün Denizli'ye gittim. Bundan 15-20 gün önce. Denizli'ye çok sık gidip gelmiştim ticaretim için. Bursa'dan çıktım. Denizli'ye kadar çift geliş gidiş yolla gittim geldim. Bir yerde dahi teke düşmedi. Bir yerde dahi. Biz 80 aydan beri Gelibolu'ya gidip geliyoruz. İlk başladığımızda o yolda, çok affedersiniz, benim yanımda çalışan şoförüm kazaya ölmüştü. Sollarken tek geliş gidiş kafa kafaya vurmuş şoförüm ölmüştü o yolda. Oraya gidip gelmeye başladığımda yol şimdi Bursa'dan Çanakkale'ye kadar çift geliş gidiş. Belediyeler, devlet, hükümet el ele vermişler. Harika yollar yapıyorlar. Harika binalar yapıyorlar. Harika hizmet ediyorlar. İçlerine sevgiyi koyacak olan, sevgi ağaçlarını dikecek olan insan. İnsan. Bindiği belediye otobüsünü yakan da insan. Aman koltuğuna zarar gelmesin diyen de insan. Siz ne kadar gelişmeyi yaparsanız yapın, insanca bir eğitim ve insanlık medeniyetini kuramazsak, bizim aldığımız otobüsleri birisi gelip yakacak. Bizim 112 ambulanslarını birisi gelecek, Molotov kokteyliyle altından dumanını çıkaracak. Birisi çıkacak, Orta Doğu'da ben halifeliğimi ilan ettim diyecek, dininden dolayı insanları katledecek. Bunu da Müslümanlık adına yapacak. Sanki ben ona o hakkı verdim. Birisi kalkacak, din adına, dindarlar adına insanları katledecek. Birisi kalkacak, din adına, dindarlar adına insanları bölecek, ayrıştıracak, katliam yapacak, şehirlere bombalar yağdıracak, şehirleri kan gölüne çevirecek, çocukları aç, çocukları sefil bırakacak. Ve insanlar 21. yüzyılda, medeniyet denilen yüzyılda evlerini, barklarını bırakıp hicret etmek zorunda kalacak. Ve insanı seviyoruz diyenler diyecekler ki bize, bizim 1000 yıllık kültürümüze, bizim 2000 yıllık kültürümüze, bizim ta Orta Asya'dan gelen kültürümüze, insana değer veren, açı doyuran, çıplığı giydiren, yetimin başını okşamakla kalmayıp onu kendine evlat edinen ve yolcuyu besleyip doyuran ve zalimin karşısında zulme uğrayanların yanında savaşan benim atamın kültürünü reddedin diyecek ki sınırlarınızı açmayın. Siz neden bunları aldınız? İnsan, hani insan kıymetliydi? Hani insan değerliydi? Hazreti Pir diyordu ki insan değerli. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyordu ki ne pahasına olursa olsun sen mazlumun yanında dur. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyordu ya, zalimin karşısında durmaktır en büyük cihat. İnsan,
İşte biz Hazreti Mevlana'nın, Yunus'un, Hacı Bektaş Veli'nin, o büyük pir efendilerin yoğurduğu, o büyük muhteşem gönül insanlarının ilmek ilmek ördüğü, o muhteşem gönül insanların gönüllerinden süzülen gelen o insanı yaşatma, insana değer verme, insanı baş tacı etme, insanı baş köşeye oturtma, inancımızı ve kültürümüzü yeniden inşa etmemiz lazım. Yeniden gönül kapılarımızı açmamız lazım. Yeniden biz gönül kapılarında, yollarında buluşmamız lazım. Bizim Bayrampaşa Belediyesi'ni sevmemiz, ben şahsım adına söylüyorum, Bosna'dan kaynaklanıyor. Bizim orada bir Harun'emiz var. Annesi babası burada mı bilmiyorum. Bize mihmandarlık yaptı. Bir şey söyledi bana. Dedi ki burada en büyük iftar sofralarını, iftar yemeklerini dedi, Bayrampaşa Belediyesi veriyor. Biz de onlar adına burada çalışıyoruz dedi. Ne yapıyorsunuz dedim ben. Burada dedi iftar sofralarını, iftar çadırlarını ayarlıyoruz, düzenliyoruz dedi. Allah Allah dedim ya. Dedi ki en fazla da iftar veren onlar efendim dedi bana. Teşekkür ediyorum huzurlarınızda kendisine. İnsan önemli. Bakın bir seyahat edecekseniz, bir yeri görmek istiyorsanız, gerçekten samimi söylüyorum bunu. Ben hiç yurt dışına gitmiyordum, hiç ama. O kadar teklifler geliyordu, ben teşekkür ederim, gitmeyeyim, Allah olsun. Arkadaşlar siz gidin, ben gitmeyeyim. En son şu anda Eskişehir valisi olan Azim Tuna Bey böyle biraz ısrarcı davranarak da dedi ya üstadım senin muhakkak gitmen lazım. Ben ihlaki seni orada görüyorum, orada bir konferans verecekmiş, orada dedi bir program yapıp sizin orada dedi sohbet etmenizi istiyorum. Ben böyle işin doğrusu onu kıramadığımdan dolayı gittim. Daha önce gitmediğime pişman oldum. Dostlar, muhakkak gidin. Evet, bizim memleketimizin de gezilecek, görülecek harika yerler var. Harika. Ama oraya gidin. Niçin gidin diyorum biliyor musunuz? Siz tarihiniz boyunca hiçbir huzur evini bombalayamazsınız. Oradaki huzur evinin bombalanıp yakıldığını görün. İnsana değer vermeyen bir anlayışın insanlara nasıl zulmettiğini görün. Muhakkak gidin. Biz Gelibolu'da bir cepheye yürüyüş yapıyoruz şehitlerle alakalı. Bir gün oradan gelirken Gelibolu kaymakamı dedi ki hocam dedi şurada bir kabristanlar var. Bir de buraya ziyaret etsek dedi. Olur dedim ben. Biz girdik oradaki o şehitliğe. Şehitlikte hüzün kokuyor. Küçük bir şehitlik. Hatta yanında bizim Ahmet Acar da vardı galiba. İşte öyleydi. Öyle olması lazım. Biz oraya girdik. Ben bilmiyorum. Hocam buraya biliyor musunuz? Hayır dedim. Geçtik şehitliğin başında biz Sufi adamı 11 İhlas bir Fatiha okuyup Hazreti Peygamber Efendimiz'den işte sahabeler, pir efendiler, bütün veliler, şehitler, bütün ümmeti Muhammed'e okuduk. 3 tevhid çektik. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Sufi adamı. Amin dedik. Benim tüylerim diken diken geçtim ben kendimden. Kaymakam Bey durdu böyle, hocam hayırdır dedi. Dedim Sayın Kaymakamım, burada dedim meftun olan şehitlerin içerisinde dedim 16 yaşında çocuk yok dedim, hepsi de çocuk bunların. Kaymakam durdu. Dedim Kaymakamım çocuk bunlar, çocuk dedim. Buradaki şehitler çocuk, burası neresi dedim. Arabaya binelim hocam dedi. Bindik biz arabaya. Ben ama kendimden geçmiş vaziyetteyim. Bildiğiniz çocuk.
13 yaşında, 14 yaşında. 13-14 yaşında. Ruhaniyetleri tertemiz. Kimi Park. Hani o büyük şair diyor ya, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Az söylemiş. Kelime buraya kadar dayanmış. Kelam buraya kadar dayanmış. O kelamla o gördüğüm hal birbirinden çok uzak. Neymiş biliyor musunuz orası? Hastane. Yaralıların çadırı. Üzerinde hepsi de hastane yazılı. Oraya kim bombalamış dersiniz? İngilizler. Hastane olduğunu bile bile ve hastanede çocukların olduğunu bile bile. Kurtulan var mı? Hayır. Hepsi çocuk mu? Evet. Çanakkale'de çocukları katleden düşünceyle, Bosna'da huzur evini bombalayan düşünce, insanlıktan nasibini alamamış düşünce. Biz insanlığı yeniden ele almakla mükellefiz. Biz yeniden bu topraklarda insan sevgisini yoğurmakla mükellefiz. Dostlar, din ayrımı yapmayın. İnsan. Dostlar, mezhepti, meşrepti, cemaatti, tarikattı. Ayırmayın. Irk ayırmayın. İnsan. Renk ayırmayın. İnsan. Ve şunu bekliyor dünyada. Dünyanın 1/7'i aç. Dünyanın 1/7 terörün altında. Dünyanın 1/7 fuhşun altında. Dünyanın 1/7 her türlü uyuşturucu, içki ve her türlü sarhoş etkili müptelanın altında. Dini önemli değil. Irkı önemli değil. O insan. Ve o insan Amerika'nın New York'un arka sokaklarında, Almanya'nın Berlin'in arka sokaklarında, Londra'nın arka sokaklarında, Paris'in arka sokaklarında, Varşova'nın arka sokaklarında, Pekin'in arka sokaklarında, Tokyo'nun arka sokaklarında, Afrika komplesi insanca bir medeniyet özlemi çekiyor. Bu bizim vazifemiz. Bu bizim vazifemiz. Eğer biz yeryüzünde Allah'ın halifesi isek ve Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne halife olarak yarattıysa ve biz o halife olarak yaratan Allah'ın kulları isek ve eğer biz yoksulu, yetimi, açı, zulme uğrayanı, haksızlığa uğrayanı kanatlarının altına almış peygamberin ümmeti isek ve eğer biz Hazreti Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş Veli gibi büyük zatların yolunda isek, biz yeniden insanca düşünüp insanca yaşamanın ve insanca yaşatmanın yolunu bulmakla mükellefiz. Bu uzakta değil, elimizin altında. İşte Hazreti Mevlana, insan yaratılmışların en şereflisidir disturunu kendine ölçü etmiş ve baş köşeye, gönül tahtına insanı oturtmuş ve öyle şeyler söylemiş ki, bu paha biçilmez şeyin değerini söylesem ben dayanırım, duyan dayanar demiş. İnsanın değerini söylesem yanarım demiş. Dikkat edin, sen cihanın hazinesisin.
Cihan bir yarım arpaya değmez. Sen cihanın temelisin. Cihan senin yüzünden tatadedir. Murat sensin. Neden oraya buraya koşuşturuyorsun? O sen demektir. Ama sen sakın ben deme. Hep sen diye söyle. Göz dürüst görürse sen o olursun. O da sen olur. Sen ya Allah'ın nurusun ya da Allah'sın. Onun mazharısın. Şu dönem göğün Allah'a layık görme. Yıldızlar da ayda irade bir özgürlük var sanma. Güneşlerin de güneşi sensin. İşte Hazreti Mevlana der ki, bizim mezarımızı öldükten sonra yerde toprakta arama. Ya aşıkların gönlünde ara. Hepimiz şeybanımız için toplandık. Hazreti Mevlana'ya sevdiğimizden, hürmetimizden toplandık. Kim bir Allah'ın velisini severse o Allah'ı da sevmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bize Davud'un duasını nakleder. Ya Rabbi, senin sevgini, senin sevenin sevgisini, seni sevdirecek olanın sevgisini, çölde susuz kalmış bir kimseye soğuk şerbeti sevgili kıldığın gibi bana da sevgili kıl. Üç sevgi, Allah'ın sevgisi, Allah'ı sevenin sevgisi, Allah'ı sevdirecek olanın sevgisi. Böyle elimde işaret oldu. Ha bu işareti de unutmayın ha. Bu işareti de kafanızın bir tarafına yazın. Gayri ihtiyar sayarken oldu böyle. Kalbime geleni söyleyeyim. Bu da İsa Aleyhisselam'ın işareti. Tekrar yeryüzüne indirildiğinde işareti bu olacak. Hani bir Rabia işareti vardı ya, dörttü. Rabia işareti. Ben dedim ki, o zaman o haftasında Bursa'da sohbette, bu dedim, bu işaret Rabia işareti. Az kaldı dedim. Niye dediler? Dedim, bu işarete az kaldı. Bu işaret ne dediler? Evet bu. Okuyun, ne diyor bu? Efendim? Yüksek sesler. Yüksek sesler. Yüksek sesler. Ha, neymiş bu? Hep beraber diyeceğiz. Allah! Korkmayın. Merak etmeyin. Biz bunlar için daha önce yargılandık. Karakol kola dolaştık 28 Şubat'ta. Biz Allah dediğimiz için kimlikler göğsümüzde, kamera karşıda çıkıyorsun. Mustafa Özbağ, adresim şu, kameraya veriyorum görüntüyü, gidiyorsun. Bunlar geçti. Şimdi herkes ucuz kahraman. Allah demekten korkmayın. Biz camide 3 sefer La ilahe illallah dedik. Hangi camide? Bursa'da tarihimizin köklü camisi, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin tekkesi camisinde İsmail Hakkı ruhul beyanı henüz daha Türkçe'ye tam manasıyla çevrilebilmiş değil. Şu anda Diyanet, şu anda ilahiyatçılar hepsi de toplanacaklar, bir konsansüs oluşturacaklar, ruhul beyanı çözemeyecekler, çözemiyorlar. Çözemiyorlar. Şimdi konumuz o değil, taşak bir, çözemedikleri bir şey yok da. Neyi çözüyorlar diye sorsanız, çözemiyorlar diyeceğim. Hanefi'ye göre
Abdestin farzı 4, Şafi'ye göre 5. Hanbeli ve Maliki'ye göre 7. Üniversitede konferans veriyorum. Üniversitede genç bir kız soruyor. Hocam abdestin farzı kaç? Ben atlar 4 dersen Şafi'ye göre 5 değil mi diyecek. Ben cevap veriyorum. Hanefi'ye göre 4, Şafi'ye göre 5, Hanbeli'ye göre 7. Hocam bu fark ne diyor? Zenginlik diyor. Bizim Diyanet duruyor. Hepsi de maaş alıyor. Müftüler dahil. Diyanet, ilahiyatçılar koca koca hepsi de. Profesörler harika. O kadar iyi mehli ki hepsi de. Muhteşem. Hepsi de duruyor. Ben mektup gönderiyorum. Toplanın. Şimdi üniversite gençliği dinini öğrenmek isterken bunlara takılıyor. Konsensüs oluşturun. Toplanın bir yere. Bunları yaşanabilir hale getirin. Soruyorum üniversiteden bir kimseye. Diyor ki İstanbul'dan bir kimse, ben İstanbul'u çok iyi bilmiyorum, çıktı bu bölgeden Kartal'a gidecek. Arada bir namaz vakti gitti mi? Trafiği sıkışırsa da gitti mi? Komple gitti öyle giderse. İki namaz vakti bile gider mi? Gider. Diyorum ki toplanın. İstanbul için fetva çıkarın. Deyin ki namazı cem edebilirsiniz sıkıştığınızda. Hadis var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cem etmiş. Medine'deyken. Zaten seyahat etmiş de Medine'deyken. Hiç kimseden ses yok. Hiç kimseden ses yok. O yüzden diyor bir şeyi halledemiyorlar. Ruhul beyanı yazan İsmail Hakkı'nın tekkesinde 3 sefer la ilahe illallah dediğimiz için burada var onu yaşayan arkadaşlar. Cami muhasara altına alındı. Terörle mücadele ekipleri tarafından. Mustafa Özbağ kim içinde? Beni görüyor, bana soruyor. Ben elimi kolumu sallaya sallaya gidiyorum. Arabaya biniyorum, çocuklar geliyorlar. Hocam yanından. Allah demekten korkmayın şimdi. O zamanlar yasaktı. Şimdi serbest. Bu tarafa soruyor. Bu neydi? Ha? Bu bir kez aşk ile Allah besediysen dökülür cümle günahları mislihaza. Kimin? Süleyman Çelebi'nin. Mevlüt'ten. Mevlüt'e kızanlardan olmayın. Şimdi bir de onlar çıktı. Mevlüt okumak bidat. Ah kardeş, sen 20 yıl önce gelecektin benim yanıma. 15 yıl önce gelecektin. Biz Buhari'nin kitabını okurken karakola götürüldük. Biz her polis bastığında ortada bir tane Mevlüt kitabı. Biz polis geldiğinde bir tane de İmam Hatipli bir çocuk diyorduk ki polis gelir gelmez başla Mevlüt okumaya. Polis geliyordu, çocuklar başlıyordu, İmam Hatipler. İndiler gökten melekler saf saf. Polis soruyor, ne yapıyorsunuz? Ya, duymadın mı? Mevlüt okuyorsunuz. Mevlüt okuyoruz. Buradan başka sesler de geliyormuş. Kardeş, melekler söylemiştir diyorlar. Beni götürüyorlar karakola. Ben ne dersem gidiyorum zaten karakola. Ben ne söylersem söyleyeyim, hiç sıkıntı yok. Ben mimliyim. Ondan sonra Ahmet Kaya dinlemeye başladım. Her yerde benim resmim asılırdır diye. Sonra polis sordu, acaba Ahmet Kaya dinliyorsun dedi. Dedim, ülkücü oldum, vatan haini oldum dedim. Dedim sonradan derviş oldum, sufi oldum dedim, 28 Şubat'ta oluyor bu. Ben yine vatan hainiyim dedim. En sonunda dedim, komünist olayım dedim dedim. Komünistlere bu Türkiye'de dedim. Hiç kimsenin bir şey dediği yok, komünist oldum dedim. Polis, genç çocuk dayanamadı, çocukcağız şaşırdı.
Komiserim Hacı abi komünist olmuş. Evet. En sonunda çıkış yolu oradan bulduk. O yüzden Allah demekten çekinmeyin. Allah demekten yüksünmeyin. İşte Hazreti Mevlana bizim mezarımızı toprakta arama. Ya mümin gönüllerde, Allah'a aşık olan gönüllerde ara der. Biz o yüzden toplandık. Bir şekilde de toplayan o oldu. Cenab-ı Hak ben öldüm de bana öldü demeyen, öldü demeyin diyen Hazreti Mevlana'nın yolunda yürümeyi cümlemize nasip eylesin. Cümlemizi en güzel ahlakla ahlaklandırsın. Cümlemizi en iyi, en güzel günlerde buluştursun ve birleştirsin. Kıymetli dostlar, biz dervişlerin parası pulu yok ya, bizim de kendiliğinden öyle bir çam sakızı çoban armağanı ama iç değeri fazla olan bir mesleğimiz var. Sayın Atilla Aygüner Beyefendi'ye böyle küçük bir hediye sunmak için huzurlarınızı bekliyorum. Allah razı olsun kendisinden. Teşekkür ediyorum. Hani Hazreti Mevlana'nın deyimiyle kitapların özünün özü dediği mesnevi. Nasılsınız başkanım? İyisiniz inşallah. Biz böyle protokol kaidelerini pek bilmiyoruz. İçimizden yerde gelip konuşuyoruz. Hakkınızı helal edin inşallah. Allah razı olsun. Buyurun inşallah. Pirinç mi diyelim? Böyle diyorlar ya. Allah razı olsun inşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın da size bir hediyesi olacak bizleri hatırlamanız için. Ooo bu çok kıymetli bir şey. Durmadan. Tam bir Osmanlı işi. Ve Tasavvuf Vakfı İstanbul temsilcisi Sayın Barbaros Dağlar Güler Beyefendi'yi de aramızda alalım. Teşekkür ederim. Sayın Başkanımızın inşallah. Hediyesi olacak. Görürüz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Geceniz hayırlı olsun inşallah. Oo, hocam hep birlikte de bir program tamam. Alacağız. Sizi hemen uğurlamayalım. Tamam. Alkışlıyoruz herhalde. Evet Sayın Başkanımız, Bayrampaşa'mızı hatırlatacak, bizleri hatırlatacak, hediyeleri takdim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Hocam Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Semada buluşacak. Semada bizim semaden kardeşlerimiz Allah diyerekten sema ediyorlar. Bir yerden Allah diyeceğiz. Kalbimizden değil, içinizden değil, dışınızdan değil, Allah değil. Allah'ı zikredin. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Namaz abdestsiz kılınmaz. Zikir abdestsiz yapılır. Başım açıktı, kapalıydı. Tarikatlıydım, tarikatsızdım. Geçin bunları. Allah'ı zikredin. Hangi dergattan, hangi tarikattan olursan ol. Senin şeyhin çok mübarek. Onu da sev. Hiç derdimiz yok. Allah'ı zikret. Şimdi kardeşler hep beraber Allah'ı zikredeceğiz. Ve hep beraber af olmuş olarak gideceğiz. Bir hadis-i şerifte diyor ki bir kısmı temaşa için, seyretmek için geldiğini. Fotoğrafçılar için değil, onlar bizim dostlarımız. Onlar Bursa'da da geldiler, güzel çekimler yaptılar. Hepsine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Öyle burada bir ne fotoğraf derneğiydi? Efendim? Çekmece, çekmecemdeki fotoğraflar. Huzurlarınızda onlara da teşekkür ediyorum. Bu sizi Bursa'ya gidip, Bursa'da bir 450 yıllık tekke var. Eski, şimdi yeni eski Osman Gazi ama yeni Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altapebey. Orayı normalde
restorasyonunu yapmıştı. O yüzden de bize hizmet edelim diye vermişti. Allah razı olsun. Orada abiler de geldiler. Kardeşler de fotoğraf çektiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Temaşa için gelmiş olsa dahi orada bulunanı ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz. Hadis-i kutsi bu. O yüzden ayırmayacak Cenab-ı Hak. Hep beraber Allah diyeceğiz. Hep beraber affa uğramış olarak dağılacağız. Geceniz mübarek olsun. Selamünaleyküm.